De yok yani. İnşallah gidip başka yerlerde arayacak yani. Halimiz yok. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Hep beraber birlikte cumhuriyeti kurduk. Beraber birlikte bir millet olarak yaşıyoruz. O zaman yine beraber birlikte bir irade oluşturmamız lazım. Bu bakımdan evet ben gerçekten içim yanıyor. Değerli kardeşlerim ben içim yanıyor. Yani bu kadar insafsızlık olmaz. Yani bu milletin temel değerlerine bu kadar saldırılmasına, manevi değerlerine saldırılmasına, cumhuriyeti kuranlara bu kadar saldırılması karşısında zaman zaman beni görüyorsunuz. Yani evet. Ayağa kalkıyorum, itiraz ediyorum. Yani bazen öyle diyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim bunlar kolay konular değil ki ya. Basit anlayabilecek konular değil ki ya. Sayın yani, Bakanım, zaten o konuda yüreğimize su sepen senin meclisteki o dik duruşunuz ve kendinize has bir yorumunuz var ya, o da olmasa çıldıracağız. Ya zaten yani netice itibariyle bakın ben buraya geliyorum, şey yapıyorum. Yani ben bir milletvekiliyim. Bir milletvekili olarak bana verilen bir imkanı sorumluluk sahibi olduğum insanlar için kullanmam lazım. Şimdi ateşe elinizi koyduğunuz zaman ne yaparsın? Elim falan mı der? Yanıyorsa yanıyor kardeşim. Eli ateşe değmiş. Ha! Yani değil mi yani? O zaman başa gelmiyor. Yani o bakımdan elimiz yanıyor. Bunun için bağırıyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Bu kadar haksızlıklar yaparken susacak halimiz de yok. O bakımdan biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Bizim toplumda geniş geniş gezme sebeplerimizden biri de sizsiniz. Eksik olmayın, sağ ol. Yani biz cesaretimizi sizden alıyoruz. Yani biz de şerefli olarak gezmeyi size borçluyuz. Allah razı olsun. Şerefli olarak. Hani bize şunu diyemiyorlar. Senin işte Oktay vuralım diyemiyorlar. Çünkü dimdik bayrak direği gibi. Gerekirse öleceğini de göz göre göre de ölüme de gideceğini biliyoruz. Ya. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlarımız. Ya. Yani ben bütün bu yapılanları zalimlik olarak görüyorum. Bu zalimlere karşı da bizim söyleyecek sözümüz olur, susacak halimiz yok. Sayın Bakanım, benim vekilimle AKP'nin vekilinin arasında bir fark olması lazım. Ve o vasıfta sizde fazlasıyla var görüyoruz. Pardon. Şimdi bakın. Bir insan olarak bizim bir insan olarak varlığımızın bir sebebi vardır. Bir millet olarak da varoluşumuzun bir sebebi var. Bir devlet olarak da kuruluşumuzun bir sebebi var. Bunları yok edersek insanlığımız, milletimiz ve devletimiz anlamı kalır mı ya? Almaz. İşte biz bunun peşindeyiz. Yoksa parti şu anda ben parti programdasın mı yapıyorum? Hayır. Yani bu bir parti meselesi değil, fark etmiyor kardeşim. Ülke meselesi. Hangi parti olursa olsun, bu ülkenin vatandaşı olan her insanın insani, milli ve siyasi anlamıyla sorumluluğu var. Ben bu sorumluluklara sahip çıkılması lazım. Rekabetin başka yerde olacak ama Türkiye yoksa, millet yoksa siyasi partilerin ne anlamı olacak? Onu söyler misin? O bakımdan bu gidişat konusunda sizlerin duyarlılığı, sizlerin verdiğiniz mesajlar benim için çok önemli. Çünkü ben dolaşan bir insanım. Vatandaşlarıma açık olan bir insanım. Bazen geliyor, parlamentoya geliyorlar. Şeylerde AKP'ye şey yapan geliyor işte bazen fotoğraf çektiriyor. Ya başkanım çok vuruyorsun falan diye söylüyorlar. Ya diyorum ki bunlar oluyor, haksız mıyım? Vallahi diyor haksız değilsin de işte yine de filan diyor. Dolayısıyla
Önemli olan haksızlık yapmamaktır biliyor musun? Doğruları söylemek. Doğruları söylemek lazım. Yani doğruları. Doğruyu da yanlış yere koymamamız gerekiyor. Deseydi ki kim çaldıysa cezasını çekecek deseydi hukuk önünde. Bugün başkanın yeri daha başka olurdu. Bakın, kim hırsız oğlum bizim, da olsa bizim bunu... başımızda olmadı mı değerli arkadaşlarım? Bizim zamanımızda bir bakanla ilgili bir depremle ilgili iddialar oldu. Genel başkanımız dedi istifa edeceksin dedi. İstifa edecekti. Büyüye divana gitti. Orada aklandı, yapıldı. Ben yapacağım, siyaset yapacağım budur. Budur. Burada da böyle deseydi. Ortak vekilim ya. Ama demek ki demek ki balık baştan kokar. Kendi ortak vekilim ya. Sayın Bakanım. Kendisi de balık için. Baştan kokar. Kendisi şey diyor, de. Yani bilmiyorum da Sayın Başbakan'ın şeyi var. Onda ben zaman zaman bu benim bilgisayarım var, tablet bilgisayarım var. Şimdi zaman zaman bunu söylemiştir dediğin zaman vatandaşın haberi olmayabiliyor yani. Ya dememiştir falan diye uyduruyordur diyebilirler. Evet onu. Şimdi diyor ki diyor ki hırsızlık diyor. Oğuldan babaya geçmez, babadan oğula geçer. Üst yönetimde de hırsızlık alttan değil, yukarıdan aşağı geçer diye söylüyor. Demek ki bu endişenin sebebi belli oluyor. Ahlaklı yetişmemiş, ahlaklı yetişmemiş. Yani şöyle, bu kibir, her şeyi yapabilen, her yaptığı da doğru olan gören insan... yani bundan dolayı bir ahlaki çöküş sese girmiş. Onun için de kibrin sonudur bu. Kibirdir yani. Allah siyasetçileri bu kadar kibirli olmaktan uzaklaştırsın. Onun için diyorum ki fazla geldiniz. Veren vatandaşlar obez oldu. Biraz azaltın ki, rejime alın ki kıymetini bilsin, nimetin kıymetini bilsin. Burada Fethiye'de neyle uğraşırsınız, ne yaparsınız? Çiftçilik. Ney var? Kayısı, arpa mı bu da başka bir şey? O da para etmiyor. Buğday yok, arpa.